El-Munkız Mine Dalal Gazali Sesli Kitap Seslendiren Aygün Akyol Sufilerin yöntemleri üzerine Bu ilimleri inceledikten sonra bütün fikri çabamı sufi yöntemlere yönelttim. Onların yöntemlerinin ilim ve amel ile birlikte tamamlandığını öğrendim. Onların ilminin sonucu nefsin engellerini aşmak, nefsi hoş karşılanmayan ahlaki tutumlardan ve çirkin sıfatlardan kurtarmak Hatta kalbi Allah'ın dışındaki her şeyden uzak tutmak ve Allah'ın zikriyle doldurmaktır. Benim için ilim amelden daha kolaydı. Bu nedenle onların ilimlerini tahsil için kitaplarını derinlemesine incelemeye başladım. Ebu Talip el-Mekki'nin rahmet onun üzerine olsun Kutul Kulub adlı eserini, Haris el-Muhasibi'nin kitaplarını, Cüneyt, Şibli, Ebu Yezid el-Bestami Allah ruhlarını kutsasın, ve diğer sufi üstadlarından nakledilen sözleri inceledim. O kadar ki teorik amaçlarının özüne vakıf oldum. Öğretim ve işitme yöntemleriyle elde edilmesi mümkün olan bütün bilgilere ulaştım. Anladım ki sufilerin önde gelenlerinin ulaşmak istedikleri sadece öğretimle değil, bilakis zevk, hal ve sıfatların değişimiyle elde edilir. Sıhhatin tanımını, tokluğun tanımını, sebeplerini ve şartlarını bilmekle Sıhhatli olmak ve tok olmak arasında ne kadar büyük fark vardır? Aynı şekilde mideden yükselen buharın etkisiyle düşünme yetilerinin örtülmesidir şeklinde yapılan sarhoşluğun tanımını bilmekle bizatihi sarhoş olmak arasında ne büyük fark vardır? İşin doğrusu bir sarhoş sarhoşluğun tanımını bilmez. Sarhoştur ama sarhoşluğa dair bir bilgisi de yoktur. Ayık sarhoşluğun tanımını ve gerektirdiklerini bilir ve bu onu sarhoş yapmaz. Bir tabip hasta olduğunda da sıhhatin tanımını, sebeplerini ve tedavi şekillerini bilir. Oysa o, sağlığını kaybetmiştir. Aynı şekilde zühtün hakikatini, şartlarını ve sebeplerini bilmenle, züht hayatını yaşaman ve nefsini dünyanın cazibesinden uzak tutman arasında fark vardır. Yakinen öğrendim ki, sufilerin ileri gelenleri kavl ehli olmayıp hal ehlidir. İlim yoluyla elde edilebilecek bütün bilgileri elde ettikten sonra, Anladım ki onların bu durumlarına işitme ve öğretimle değil ancak zevk ve sürük ile ulaşılabilir. Dini ve akli ilimleri araştırmak için takip ettiğim yöntemler ve uygulamalar sonucunda Allah Teala'ya, nübüvete ve ahiret gününe yakini bilgiyle iman ettim. Bu imanın üç temel şekli benim nefsimde o kadar derinlemesine bir yer etti ki belirli, araştırılmış kesin bir delile ihtiyaç duymuyordu. Bilakis, ayrıntılı olarak açıklanmayacak deneyimler, karineler ve sebeplerin sonucunda oluşmuştu. Şunu iyi anladım ki ahiret saadetini elde etmedeki tek umut ancak takva ve nefsimi tutkularından arındırmaktır. Her şeyin başı kalbin alakasını gurur yeri olan dünyanın aldatıcılığından kesmek, ölümsüzlük diyarına dönmek ve Allah Teala'ya Ta tam bir teslimiyetle yönelmektir. Bu da şan, şöhret ve maldan yüz çevirmekle, dünyevi meşguliyetlerden ve ilişkilerden kaçınmakla tamam olur. Sonra içinde bulunduğum durumu yeniden değerlendirdiğimde dünyevi ilişkilere daldığımı ve beni her yönden kuşattığını gördüm. Ardından eylemlerimi düşündüm. Onlar arasında en güzeli eğitim ve öğretim olmasına rağmen bunlarda bile önemsiz ve ahiret yoluna faydası olmayan ilimlere yöneldiğimi gördüm. Daha sonra eğitim ve öğretimdeki niyetimi düşündüğümde bunun saat Allah Teala'nın rızasını kazanmaya yönelik olmadığını, bilakis makam, mevki elde etme ve şöhretimin yaygınlaşması güdüsüyle hareket ettiğimi gördüm. Bir uçurumun kenarında olduğumu, eğer içinde bulunduğum durumu değiştirmeye çalışmazsam cehenneme yuvarlanacağımı anladım. Ne yapacağıma dair karar verme aşamasındayken bir süre bu şekilde düşünmeye devam ettim. Bir gün Bağdat'tan ayrılmak ve beni meşgul eden bu tür durumlardan kurtulmak istiyordum. Ertesi gün bundan vazgeçiyordum. Bu konuda ne zaman bir adım atsam diğer adımda geri çekiliyordum. Sabahleyin bende dayanılmaz bir ahirete yönelme arzusu oluşuyor ama akşam heva ordusu baskın çıkıp bu arzumu dağıtıyordu. Dünya arzuları beni sahip olduğum makam ve mevkiye zincirlemişti. İman münadisi şöyle sesleniyordu. Kalk ve bunlardan uzaklaş.'' çok az ömrün kaldı. Önünde upuzun bir yolculuk, ahiret yolculuğu var. Şimdiye kadar uğraştığın ilim ve yaptığın amellerin tamamı riya ve gösterişten ibarettir. Şimdi ahirete hazırlanmazsan ne zaman hazırlanacaksın? Bu alakalarını şimdi kesmezsen ne zaman keseceksin? Bu tarz düşünceler içinde ne zaman Bağdat'tan ayrılma ve kaçma arzusu yeniden baskın hale gelirse şeytan döner ve şöyle derdi. Bu içinde bulunduğun durum geçicidir. Ona boyun eğme. Çünkü o çabucak geçer. Eğer ona uyar da mevcut konumunu terk eder ve muhaliflerin tarafından asla bozulamayacak güvenli ve görkemli makamını bırakacak olursan, bir gün nefsin bunları tekrar isteyebilir. Yeniden onları elde etmen kolay olmayacaktır. 1095 yılının Temmuz ayının başından itibaren yaklaşık 6 ay dünyevi tutkularla ahiretin çağrıları arasında hangisini tercih edeceğim hususunda sürekli gidip geldim. Bu ayda mesele tercih olmaktan çıkıp zorunluluğa dönüştü. Çünkü Allah dilimi kilitledi ve ders veremez hale geldim. Farklı yerlerden gelen öğrencilerimin kalbini kazanmak için bir gün kendimi ders vermeye zorladım. Ancak bir kelime dahi söyleyemedim ve buna kesinlikle gücüm yetmedi. Dilimdeki bu tutukluk kalbimde derin bir hüzne sebep oldu. Bu hüzünle birlikte hazım kuvvetimi yitirdim ve yemeden içmeden kesildim. Boğazımdan ne bir sıvı gıda geçiyordu ne de bir lokmayı hazmedebiliyordum. Bu durum beni o kadar zayıflattı ki doktorlar tedaviden umutlarını kestiler ve şöyle dediler. Bu kalbe yerleşmiş bir durum olup oradan mizaca sirayet etmiştir. Bunun tedavisi ancak ona elen veren bu duygu durum bozukluğunun giderilmesiyle olur. Aciziyetimi iyice hissettiğim ve seçim yapma gücüm tamamen yok olduğu anda herhangi bir çıkış yolu olmayan zorda kalmış birinin yaptığı gibi Allah Teala'ya sığındım zorda kalıp da dua edene cevap veren Allah bana da cevap verdi. Makam, mevki, mal, mülk, evlat ve arkadaşlardan uzaklaşmayı kalbime kolaylaştırdı. Bütün hazırlığımı gizlice Şam'a seyahat etmek üzere yapmışken bunu gizleyerek Mekke'ye gideceğimi ilan ettim. Zira halife ve bütün dostlarımın Şam'a yerleşme kararımı bilmelerini istemiyordum. Bağdat'tan bir daha geri dönmemek üzere ayrılacağıma dair kararımı latif söz oyunlarıyla ihsas ettirmeye çalıştım. Irak'ın bütün imamlarının hedefi haline geldim. Çünkü onlardan hiçbiri sahip olduğum makamı dini bir sebepten dolayı bırakmamı uygun bulmuyordu. Zira dinde en yüce makamın bu olduğunu düşünüyorlardı. Onların ilimde ulaştıkları nihai nokta buydu. Daha sonra insanlar benim bu davranışlarım hakkında çeşitli çıkarımlarda bulundular. Irak'tan uzak olanlar benim bu eylemimi yöneticilerden korkarak yaptığımı zannettiler. Yöneticilere yakın olanlar ise Onların bana olan ilgilerini ve orada kalmam için yaptıklarını, benimse onların dediklerine iltifat etmediğimi ve onlardan uzak durduğumu görüyorlardı. Onlar bu olağanüstü bir durum olup ehli İslam ve onun önde gelen alimlerine göz değmesinden başka bir şey değildir diyorlardı. Irak'tan elde edilen gelirlerin Müslümanların ihtiyaçları için ayrılmış olmasından hareketle kendime ve aileme yetecek kadar olanın dışındaki servetimi dağıttım ve Bağdat'tan ayrıldım bir alimin ailesi için kullanabileceği bundan daha iyi bir gelir dünyada görmedim. Sonra yaklaşık iki sene kaldığım Şam'a geldim. Burada tasavvuf ilminden edindiğim bilgilerde gördüğüm üzere uzdet, halvet, riyazet ve mücahede dışında hiçbir şeyle uğraşmadım. Sadece Allah'a zikrederek nefsi tezkiye etmek, ahlakı güzelleştirmek ve kalbi arındırmakla uğraştım. Bir müddet Dimeşk mescidinde itikafa girdim. Gün boyu mescidin minaresine çıkar, kafasını üzerime kilitler orada dururdum. Sonra oradan Kudüs'e seyahat ettim. Her gün Kubbetü Sahra'ya giriyor ve kapıyı üzerime kilitliyordum. Sonra haç farizasını yerine getirmek, Mekke ve Medine'nin bereketinden istifade etme arzusu içimde uyandı. Halil İbrahim'i Allah'ın selamı ve senliği üzerine olsun ziyaret ettikten sonra Allah Resulü'nü selam onun üzerine olsun ziyaret etmek için Hicaz'a gittim. Bazı sorunlar ve çocuklarımın daveti sebebiyle tekrar vatanıma dönmem gerekti geri dönme hususunda hiçbir hevesim olmamasına rağmen bunu yapmak zorunda kaldım. Yine orada da uzleti devam ettim. Halvette zikirle kalbi arındırmaya çalıştım. Gündelik olaylar, aile meseleleri, geçinmek için zorunlu olan şeylerin temini, ilgimi dağıtıyor ve halvetin dinginliğini bozuyordu. Ara sıra da olsa halvetin dinginliğini yaşıyordum. Bütün bunlara rağmen ona ulaşma ümidimi hiç kesmedim. Engeller beni bundan uzaklaştırıyordu ama ben hemen tekrar ona yöneliyordum. Bu durum 10 yıla yakın sürdü. Halvet esnasında tam olarak sayamayacağım ve açıklayamayacağım birçok keşif hali yaşadım. Belki istifade edebilirsiniz diye bunlardan birini zikredeceğim. Şunu yakinen kavradım ki Allah Teala'nın yolunda en önde gidenler özellikle sufilerdir. Onların hayatları en güzel hayat, yolları en doğru yol, ahlakları da en temiz ahlaktı. O kadar ki dünyadaki bütün akıllılar toplansa Hakimlerin hikmeti ve şer'i ilimlerin sırrına vakıf olan alimler bir araya gelse onların hayatında ve ahlakında hiçbir şeyi değiştiremezler. Ondan daha güzelini ortaya koymak için bir yol bulamazlardı. Çünkü onların zahirindeki ve batınındaki bütün hareketleri ve sakin olmaları nübüvvet kandilinin ışığından alınmıştır. Yeryüzünde nübüvvet nurundan başka aydınlanacak nur yoktur. Bu temiz yol hakkında ne söylenebilir? Onun ilk şartı kalbi Allah Teala dışındaki her şeyden arındırmaktır. Bunun anahtarı namazdaki iftitah tekbirine benzeyip kalbi Allah'ın zikrine gark etmektir. Sonuncusu ise tamamen Allah'ta fena olmaktır. Bu başlangıçtaki çalışıp çabalama ve irade ile elde edilecek aşamalara nispetle sondur. Bundan önceki olan her şey salikler için bir bekleme yeri gibidir. Yolun başından itibaren salikler mükaşefe ve müşahedelere başlar. Hatta onlar bilinçlilik halinde melekleri ve peygamberlerin ruhlarını müşahede ederler. Seslerini duyarlar ve onlardan birçok faydalı şey öğrenirler. Sonra suretleri ve misalleri müşahede etme aşamasından sözle ifade edilemeyecek derecelere yükselirler. Onlardan biri bunları açıklamaya çalışırsa sözlerinde kaçınılması mümkün olmayan apaçık hatalara düşer. Netice itibariyle Allah'a yakın olma durumu o dereceye varır ki onlardan bir grup bunun hulul, bir grup ittihat, bir grupta vüsül olduğunu tahayyül eder. Bunların hepsi yanlıştır. Maksadul Esna adlı kitapta bunun yanlışlığını açıklamıştım. Bu olağanüstü duruma erişen kişi i̇bn Mu'tez'in şu sözünden daha fazla bir şey söylememelidir. Olan oldu ben bir şey hatırlamıyorum. Hayır düşün ve buna dair başka bir şey sorma. Özetleyecek olursak bu zevk halinden bir şey tatmayan biri nübüvvetin hakikatini idrak edemez. Sadece bir isim olarak görür. Evliyanın kerameti de hakikatte nebilerin başlangıçtaki halleri gibidir. Bu durum Resulullah'ın salat ve selam onun üzerine olsun Hira Dağı'na gidip Rabbi ile baş başa kaldığı ve ibadet ettiği ilk haline benzer. O kadar ki Araplar Muhammed Rabbine aşık oldu diyorlardı. Bu durum sadece bu yolu takip edenlerde gerçekleşen bir zevk halidir. Bu zevk halini tadamayan ise bu deneyimi yaşayanlarla sohbet ettiğinde onların tecrübesinden ve onlardan işittiklerinden yakini bilgi sahibi olur. O kadar ki onların hallerinin belirtilerini gözlemleyen birisi yakini olarak onların durumunu anlar. Onlarla oturup kalkan onların bu iman halinden istifade eder. Onlar öyle bir topluluktur ki onlarla birlikte olan isyankar olmaz. Onların sohbetine katılamayan kişi ise İhya-ül-Ümmiddin adlı kitabımızın kalbin olağanüstü halleri bölümünde bahsettiğimiz üzere kesin delillerle bu durumun yakini olarak mümkün olduğunu öğrenebilir. Bu hali kesin kanıtlarla ortaya koymak ilim, bu hali bizzat yaşamak zevk, işitme ve deneyimle hüsnü üzere kabul etmekse imandır. Bu üç aşamalıdır. Allah sizden iman edenleri ve kendilerine ilim verilmiş olanları derecelere yükseltir. Bunların dışında cahil bir kesim vardır ki bu durumların aslını inkar ederler. Ve bu tarz sözler karşısında şaşkınlık yaşarlar. Bu tarz sözleri dinlerler. Hayret, nasıl da hezeyanlarda bulunuyorlar diyerek alay ederler. Onların durumu Allah Teala'nın şu ayetinde belirttiği üzeredir. Onlardan seni dinlemeye gelenler de var. Senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilen kimselere alay yoluyla o demin ne söyledi diye sorarlar. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürlediği kimselerdir. Onlar sadece kendi heva ve heveslerini uyarlar. Onların kulakları sağır, gözleri görmez kılınmıştır. Onların yollarını takip edip tecrübe ettiğimden dolayı nübüvvetin gerçekliği ve temel özelliklerine dair bilgi bana açık hale geldi. Buna şiddetle ihtiyaç olduğu için nübüvvetin aslı hakkında açıklamalar yapmak gerekir.